Şiddete uğrayan 25 dört Kasım kadından Dünya'da biri Kadına Karşı kendi Şiddetle Mücadele ailesindeki Günü bu nedenle erkeklerden hazırlanan ve kaçırıldı. kadına karşı şiddete hayır diyen film, Yani 25 kendi Kasım'dan kanları, başlayarak tüm canları televizyon kanallarında tarafından bir ay süreyle verilmekte, gösterime girecek. hakarete uğramakta, öldürülmekte. Başbakan Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül Civeley'in yer aldığı reklam filminde kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda topluma mesaj veriliyor. Can kardeşlerimiz, hayat arkadaşlarımız, geleceğimize emanet ettiğimiz annelerimizdir. Kadına yönelik şiddet hepimizi derinden yaralar. Buna sessiz kalamayız, kalmayacağız. Gelin kadına karşı şiddete hayır diyelim. Kendisine geçmiş zamanlarda şiddet uygulandığını söylemekte sakınca görmeyen bir bayan, şiddetin önlenebileceğine inanmadığını ve Size asıl ne kadar önemli şiddet olanın olmuyor? psikolojik şiddet olduğunu belirtiyor. Geçmişte uygulandı. Peki ne gibi bir karşılık verdiniz? Evet. Ayrıldım. Ayrıldım. Yatıştırmaya çalıştınız mı eşinizi hiç? Valla o yatıştırmaya bakmıyor. Biraz kişinin ruhsal durumuyla çok alakalı. Dediğim gibi eğitimle çok alakalı. Yatıştırmak çözüm değil. Eğitim Onun şart. biraz eğitim şart, tedavi şart. Öte yandan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü kapsamında konu hakkında duyarlılık artırıcı etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca ilan panolarına şiddete karşı farkındalık yaratıcı afişler asılarak, "Öfkene yenilme şiddet güçsüzlüktür, elini kana bulama, yaşamak en doğal haktır" denilecek. Ayrıca Bakan Çubukçu'nun girişimiyle bazı erkek giyim firmalarınca hazırlanan ve kadına yönelik şiddete son embleminin yer aldığı erkek ceketleri de Kasım ayında satışa sunulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da şiddetin İslam dininde yeri olmadığını anlatmak için camilerde vaazlar okutacak. Kadına karşı şiddete hayır.